Like a track meet, give me the pack and I might take that. She got a fatty, I might pack that. Give me your addict, we pullin' up to your better. Then we gon' put out the rest with the quick clap. Selam arkadaşlar, bugün dünyanın en komik olayıyla karşınızdayım. Mertlenden hesabım çalındı. Tamamen benim suçum. Yani bana yorumlarda yazmayın, hacker'ın Allah belasını versin falan. Hacker'ın suçu yok yemin ederim. Hacker da değil. Beynini kullanan bir vatandaş. O çalan kişi yemin ederim tebrik ederim. Cidden tebrik ederim kardeşim. Nasıl çaldıysan helal olsun. Arkadaşlar bugün Mertlenden hesabım çalındı. Onun hakkında bir duyuru yapacağız. Başka hesabım da kalmadı. Şimdi benim hangi hesabım var? Hepsini millete verdim. Tüm arkadaşlarıma. Kahve hesabımı arkadaşıma verdim. Merceği millete verdim. Benim ikinci hesabım kalmadı. O yüzden arkadaşlar şimdilik Mertlendini kurtarana kadar arkadaşlar e-postayı silmiş. E-posta kaldırma taktiğiyle Charles'la bug yaparak kaldırmış e-postayı. Yani şifremi de giremiyorum. Şimdi anlatacağım arkadaşlar olayı, hesabı nasıl çaldırdım vesaire, her şeyi anlatacağım. Ama ilk öncelikle bir yeni hesap kurmam lazım ki size olaydan haberdar edeyim. Şu arkadaşlar benim adım ne olsun? Şöyle bir şey olsun. Tamam, oluyormuş galiba. Kayıt olalım. Bu arada arkadaşlar açıklamada Minecraft kanalım var. Yani bu kanalda neden aktif değilsin Mert abi, çok az video geliyor falan diyenler varsa, çünkü Minecraft kanalım var. Minecraft kanalıma her gün video atıyorum. Buna ise 3 günde 4 günde bir falan. Çünkü arkadaşlar Minecraft oynamaktan zevk alıyorum. Eğer siz de zevk alıyorsanız açıklamada linki var. Yorumlara da sabitlerim kanalı. Mutlaka abone olun. Lütfen abone olun. Minecraft izlemiyorsanız bile açıklamaya koyacağım yani. Abone olun arkadaşlar, ölmezsiniz. Bu videoya da like atın ki biraz bana moral olsun arkadaşlar. Biz burada yani üzülmedim pek, çünkü benim mallığım olduğu için ve hesabın içinde Starcoin Diamond olmadığı için üzülmedim pek. Şimdi arkadaşlar tek korkum millete küfür edip hesabımı banlatır. O korkum var. Onun dışında hiçbir şey olmaz. Ve kız ay veya erkek işte ne bileyim işte kim artık, karı mı adam mı bilemeyiz arkadaşlar. Hangisi kim çaldıysa artık hesaba bir şey yapmamış herhangi bir. Diamond'ını harcamış. Şeyle baktım. Yani MSP'de bir hile var. Bildiğiniz Diamond Star Coin'i falan görebiliyorsunuz. Diamond'ımı harcamış, Star Coin'im şu an duruyordu. Şimdi arkadaşlar geçelim olaya. Evet geldim arkadaşlar. Yemek falan yemiştim. Arkadaşlar şimdi ben bir gün, bu arada bu hesaba da destek olabilirsiniz. Bu benim şimdilik hesabı alana kadar yeni hesabım olur. Tabii 3-4 güne alırım. MSP artık tıkıtıma ne zaman cevap verirse o zaman alırım. %100 alacağımdan eminim. Çünkü makbuzlar falan bende. Yani bir 2 günümü alır almak arkadaşlar benim. Bu videoyu izliyorsan bu arada senin ta dermişim yoğun olur. Vallahi helal olsun, beynini kullanıyormuş. Şimdi olayı anlatayım arkadaşlar. Bu arada bakın diyorum, bu hesabı lütfen imza. Şaka. Ticket da olur bak, ticket da verebilirsiniz. Fazladan kime vereceğinizi bilmiyorsanız bu hesabı verebilirsiniz. Neyse. Arkadaşlar ben bir gün sevgilime, yani kız Elif'e arkadaşlar şifremi verecektim. Ve şifrem önemli bir şifreydi. Yani tüm dünya genelinde kullandığım bir şifrem. Yani her siteye o şifreyle kayıt olurum. O yüzden şifremi değiştirip Elif'e verecektim. Şifremi de öylesine 123 ASD koydum. Dedim ki oğlum kim denesin benim şifremi, yani Mertlendin yazıp da 123 ASD deneyecek kim vardır dedim. Öyle 123 ASD'yi koydum geçtim arkadaşlar. Yani benim aklımda olan şey şuydu. Oğlum kimse Mertlendin yazıp da 123 ASD'yi denemez diye. Tiki denemezdi. Arkadaşlar 1-2-3 gün boyunca şifrem 123 ASD'ydi galiba. Öyle bir şeydi yani. Yani 1-2-3 ASD'ydi sanırım. Veya başka bir şey de koymuş olabilir. 1-2-3 ASD olarak hatırlıyorum. Kolay bir şifreydi yani, bulunabilecek bir şifreydi. Yani ben genellikle öyle kafadan kurduğum hesabın şifresini 1-2-3 ASD koyup geçerim. Yani ne olacak diye. Şimdi ben de Mertlendin şifresini 1-2-3 ASD koydum. 1-2 günlüğüne. Yani geri değiştiririm umurunu. Bir saatliğine hatta. Sonra ben unuttum. Direkt videoyu renderlayıp YouTube'a atayım dedim. O gün geç olmuştu bayağı bir. Yani bir hemen bir an önce koyayım dedim. Millet izlesin dedim. Dersinden çıkmıştır falan deyip şey yaptım işte. Bir an önce izlesinler diye attım arkadaşlar. Atmaz olaydım. İşte o videoyu attım. Ondan sonra hesabı kapattım ben. Umurumda olmadı arkadaşlar. Dedim oğlum hani şifreyi falan unuttum yani. Şifreye öyle bir şey koyduğumdan milletin deneyeceğinden kafama, aklımdan hepsi çıktı. Ben de şey yaptım. Ulan öyle ne olacak falan dedim. Yani öyle şeyine girdim. Yani öyle takıldım işte, Minecraft falan oynadık. Minecraft kanalıma video falan çektim. İşte arkadaşlar sonra bugün video çekecektim, hesaba girdim. Bir baktım hesaba giremiyorum, hani girdim derken işte bir baktım hesaba giremiyorum. Yani bildiğiniz şifresi yanlış diyor. Bildiğin diyorum oğlum ne lan. Ben kesin dedim ki oğlum en son şifreyi bir şey koyduydum da dedim, hatırlamıyorum şimdi dedim.
En iyisi ben bir e-postamdan resetleyeyim dedim. 10 saniyemi alır dedim. Bir baktım arkadaşlar, e-posta yok. Hani başka bir, yok e-postam bu değil diyor. Bilmiyorum, ben belki de başka bir e-posta koymuşumdur aklımdan çıkıp. Belki kız e-posta hilesi yapmamıştır. Ben hatırladığım e-posta Matland'ın, işte benim şu anki e-postam. O olmuyor dedim. Vay oğlum ne oldu falan dedim. Hesaba bir yarım saat falan bildiğim tüm şifreleri denedim. Yok deriz dedim, niye olmuyor falan dedim. Son videomdan Diamond'ıma baktım gidip. Diamond'ıma bakınca bir de ne göreyim? Böyle eksilmiş son videomdakiyle. Yani arasında bir eksilme var. Dedim yani olabilir böyle şeyler. Dedim yani belki ben yapmışımdır falan. Sonra hesabı falan bayağı inceledim. Bir baktım yani hesabından şeyden girdim. Arkadaşımın hesabından. Bir baktım aşağıda benim hesabın açık olduğunu söyledi. Hani Discord'da konuşuyorduk. Bir baktım ve hesabın açık olduğunu söyledi. Ben dedim oğlum ben oyunda değilim. İşte dalga mı geçiyorum falan. Sonra bildiğiniz ekrana çıktı işte. Ben de oha dedim ne oluyor falan yaptım. Sonra bir şey yapmıyor ama sadece yani aşağıdan bir şey de yapmadığı gözüküyor. Galiba kız korkuyor veya erkek ne bileyim işte. Çocuk korkuyor galiba benden Star Coin'imi harcamaya falan. Diamond'ımı da işte 5-6 tane diamond harcamış. Onu da galiba bir şey yap, ne yapmış, bir kıyafet mi almış, ne yapmış artık bilmiyorum. Yani kız 5-6 diamond'ımı kız diyeyim işte. Öf, erkekse erkek ne ya, siz aldırış etmeyin işte. İşte çalan kişi şey demiş. Ay çalan kişi de 5-6 diamond harcamış. Dedim yani ne olacak dedim. Kız benden korkuyordur diye düşündüm. Yani büyük ihtimalle korkuyordur arkadaşlar. Çünkü ben yani MSP'den o çalan kişinin IP bilgilerini falan isteyeceğim. Yani bir zahmet versinler. Çalan kişi hakkında belki hukuki işlem başlatacağım. Başlatmam da yani MSP için. Yani belki o yüzden yani vermek zorundalar arkadaşlar. Mesela hesabınızı biri çaldıysa, dava açmak istiyorsanız onlar size IP'sini falan veriyor. Kim olduğuna kadar veriyor. MSP üzerinden giriş yaptığı tüm hesapların adına, bilmem Starcoin'i, Diamond'ına her bir bokunu veriyor arkadaşlar size hesabı çalan kişinin. Eğer siz olduğunu kanıtlarsanız, yani o kişinin çaldığını kanıtlarsanız size her bokunu, ben kötü müyüm? Oha. Sen yakışıklısın arkadaşlar, bakın. Zorbalık yapmayın, sen yakışıklısın. Arkadaşlar biri çirkin olsa bile ona yakışıklısın veya güzelsin deyin. Çünkü zorbalık yapmayın arkadaşlar, 2 günlük dünya. Birini üzmeyin arkadaşlar, anladınız mı? Sen yakışıklısın dedim. TŞK. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu an mutlu oldu. Ne yaptı? Ben çok iyi. Böyle yaptı arkadaşlar. Yani insanları mutlu edin arkadaşlar. Beni de mutlu etmek istiyorsanız like atabilirsiniz. 2 günlük dünya arkadaşlar. Like atsanız ölmeyeceksiniz yani. Yani şöyle de hesabı göstereyim. Arkadaşlar hesapta bir bok değişme yok. Ben olsam ağzına sıçmazdım hesap. Ben de sıçmazdım. Yani hiçbir şey değiştirmemiş. Sadece 5-6 diamond harcamış. Hani hesaba girdiğini görüyorum. Sanırım mesajları falan okuyor. Veya ne bileyim yüksek skorlarla mesajlarıma bakıyordur. Ne bileyim bir şey yapıyordur falan. Alt tarafta kötü yorum yapan herkesi Aa biri sana rapor atmış hesabı. Aha hesap galiba ban yemiş. Galiba çünkü bak biri şey demiş. Biri sana rapor atmış hesabına uyarı gelmiş doğru mu demiş. Mesaj gelmiş ona galiba ban yedim diye. Bilmiyorum yemiş olabilirim. Valla ban yedirdiyse arkadaşlar ölüm fermanı değil mi? Ya sonsuz ban yemem büyük ihtimal. Çünkü ban yesem de açtırırım yani hesabım çalınmış. Ben yapabileceğim bir şey yok. MSP ekibi yani beynini kullanırsa anlar yani. Der ki kardeşim bunun hesabı çalınmış. Bu adam bu küfürleri yazmamışlar. Banımı geri çeker. Tabi beynini kullanıyorsa MSP ekibinden de böyle bir şey beklemiyoruz. Neyse oraları şey yapmayalım. Belki videomu izliyordur. MSP adminleri adamdır arkadaşlar. MSP adminlerine küfür eden karşısında beni bulur. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Yani daha fazla ne diyeceğim bilemiyorum. Bu hesabıma mesaj falan atabilirsiniz. Mesaj atın da arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Hesap çalındı. Ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Valla sıçtım. Yani %100 sıçtım arkadaşlar. Şu Starcoin'i topla. Ne yapacağız bilmiyoruz. Yani Allah bana yardım etsin. Size de yardım etsin arkadaşlar. Bana yardım etmeyin. 4 level olduk. Fakirlikten 4 leveliz arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz şöyle şey ya? Yani şu an kanalda 24.000 abonemiz mi ne var? 23.000. 23.000 MSP oynayan kişi var. Ama sadece abone sayımıza bakın. Böyle olmaz arkadaşlar. Ben gidiyorum moralim bozuldu. 4 levelde olduk eyvallah gülüm bana imza veren. Ben imza verdim. Dışlanmış kişi olduğum için imza almam arkadaşlar ben. Neyse arkadaşlar. Mert göze kaçar bay bay. Öptüm say gömdüm kaç. Öyle bir şey vardı arkadaşlar ama size demedim çaktırmayın.